Şimdi anladın mı Yasemin'e ne yaptığını? Senin yaptığın iyiliklerin sorunu bu zaten. Hep sonradan anlaşılıyor. Beni Barak kilitlediğinde de öyle olmuştu. Neyse. En azından anlıyorsun. Hadi iyi geceler. Ne yapıyorsun lan burada? Oğlum birim diye birim mi sandın? Ne yaptın lan? Ha? Hazırladın mı olacağı? Ne bileyim senin geleceğini. Ne yapıyorsun oğlum burada? Sen ne yapıyorsun? Sığamadım işte hiçbir yere. Ben de. Buraya da sığamayacağız gibi ama. Vallahi idare edeceğiz. Dans bitirdi ha seni. Vallahi bitirmedi de neredeyse. Nasıl oluyor lan o işler? Ha? Yani ayrılık, boşanma falan yani. Biz hiç öyle bir şey düşünmezdik. Vallahi ben de hiç düşünmedim. Bizim ailede de boşanan yok ki lan. Bizim ailede boşanmayan yok. Hadi ya. He. Anne baba falan. Anneanne, dede bile. Yok lan. O nasıl iş bu oğlum? O dönemde var mıydı lan boşanmak? Allah medeni kanunun kabulü. Tamam tamam anladım, darlama beni ya, zaten daralıyorum. Ama yemin ol ben hiç boşanmak istemedim. Yani hiç, elimden geleni yaptım. Her şeye eyvallah dedim var ya. Kardeşim. Aile başka bir mesele, başka bir anlaşma. Hani al gülüm, ver gülüm. Oğlum sen ne ara çift terapiste oldun? Sen de haklısın be kardeşim. Bizim iki ilişkimiz oldu. İkisi de bitti. Yani biri karın, öbürü. Boş ver oğlum, öteki boş ver lan. Şimdi söyleyeceğim, canın sıkılacak. Ne söyle? Boş ver lan. Hadi, hadi söyle. Boş ver oğlum. Allah Allah, ne uzatıyorsun? Söyle işte. Ah sen lan, ah sen. Ah sen, ah sen, ah sen. Ne ah sen lan? Rüyanda görürsün ah seni. Bırak oğlum. Bütün herkes biliyordu okuldaki. Sen üzülme diye söylemiyorduk. Oğlum sen hiç aynaya baktın mı? Ha? Aynaya baktın mı? Ah sen, senle ne yapsın? Yakışıklı bulmuyor musun beni? Yok. Kendini? Ben gayet iyiyim. Anlıyorum babacığım. Anlıyorum. İstediğine sor. Gözüm görüyor. Ne? Yakışıklı değil miyim? Lan sen kolejde de böyleydin ha. Avokado gibisin oğlum sen. Avokado gibisin. Hani var ya böyle antin kuntin, kinoa, mango. O kafasın yani sen. Yani? Yani varken iyi de yokken kimse MKC nerede demez. Manavda olmaz, markette olmaz, bakkalda olmaz. Hı. Ama havalı markette olur. İşte. Avokado kafası. Senden halde otogarda gırla var. Yani şimdi Ahsen seni ne yapsın? Ha? Tabii ki de az bulunan şeyi tercih edecek. Ah be güzel kardeşim benim. Ahsen sana üzülüyordu lan böyle yalnızsın diye. Ben hiçbir zaman yalnız olmadım. Okuldan bir tane arkadaşını söyle lan bana. İsim ver. Ver. Yunus. Oğlum o Koreli'nin çekik gözlü. Hı-hı. Babası eski kaptan. Fotokopicinin yeğeniydi lan, okulla ne alakası var onun? Sen bana şunu söyle. Ahsen dertlenir miydi bana? Çok. İşte. İşte bak. Atıyorsun ama tutturuyorsun. Ya. Yeah. Kız ne iyi kalpliydi değil mi? Her melek gibi o da erken mi gitti acaba? O ne demek ya?
Kızı neden hemen öldürdün? Niye ölsün ki? Oğlum yangından sonra haber çıktı mı kızdan? Yıllar oldu. Kimseden ses yok, seda yok. Sen de aradın, ben de aradım. Yalan mı? Yok, Allah korusun, Allah korusun var ya. Vallahi o kız öldüyse ben biterim. Yani o kız bana neler neler yaşattı. Ya bana sevmeyi öğretti, sevilmeyi öğretti. Ah sen ya. Zaten ne derler? Ne derler? İlk aşkın tek aşkındır bu hayatta. Öbürleri sadece o ilki unutturmak için vardır. Ah benim güzel kardeşim. Ya. Sen kafana göre neler yaşamışsın lan öyle? Bildiğin var, bilmediğin var. Hadi lan. Yat Zıbar, hadi. Of. Tam bir şey olduk ya. Of. Oğlum hatırlıyor musun lan? Okulda nöbette de böyle yatıyorduk ha. Lan sen yatardın, ben hiç uyumazdım. Bırak lan bu işleri, yangın senin nöbette çıktı oğlum. Oğlum ben itfaiye miyim? Ne yapayım yangını ya? Of of. Ah ben şimdi güzel bir uyuyayım da seni rüyamda göreyim. İşte. İşte aramızdaki fark. Sen az seni rüyanda görürsün. Ben yaşadıklarımızla uyurum. Ya, tamam tamam. Şimdi elimden kaza çıkacak. İyi geceler kardeşim. Ah sen bu durumunu görse yine üzülürdü lan senin. Geldiniz diye soracağım da burası öyle herkesin girebileceği bir yer değil. Günaydın. Günaydın, günaydın. Siz? Ben Ela. Yüksel Bey söylemedi mi? Bundan sonra sizinle birlikte çalışacağım. Yok, yok. Öyle bir şeyden bizim haberimiz yoktu. Ne olarak? Ama önce siz kendinizi tanıtmadınız. Ya da durun ben söyleyeyim, siz MKC olmalısınız. Öyle miyim? Şimdi ben MKC'nin spesifik özelliklerini sana anlatayım. O mu değil mi sen karar ver ha? Biraz kıl kuyruktur, gevezedir.
Barca'ya göre de kısa boylu. Ve eminim anladınız ki MKC bu arkadaş oluyor. Yok, bendeki MKC profili şu şekilde. Kendiyle barışık, dış görünümüne özen gösteren, nazik. Geveze demeyelim ama konuşkan. Yani dışa dönük. Evet, o MKC ben oluyorum. Teşekkür ederim. Siz? Sizinle ilgili ne yazdığını merak etmiyor musunuz? Vallahi biz 30 küsür yıldır kendimizle baş başayız. Ne olduğunu biliyoruz herhalde, değil mi? Merhabalar. Eda Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne yaptınız? Muhteşem ikilimizle tanışabildiniz mi? Ben zaten onları yıllardır tanıyor gibiyim. E tabii, işiniz bu. Ela Hanım o kadar titiz ki seni, Selin, Meton'u, Asiye'ni, şu ana kadar birlikte çalışma ihtimaliniz olan kim varsa, hatta yanınızdan teyit geçme ihtimaliniz olan kim varsa herkesin sicilini istedi. Geniş bir analiz yaptı. Var ya, ananız babanız sizi bu kadar tanımıyor, o derece yani. Hanımefendi ne olarak çalışacak? Amirim, bizimle. Tabii ki işimizi kolaylaştırmak için. Vallahi amirim bunu da yanıma koydunuz işimizi kolaylaştırmak için ama hiçbir şeye yaramadı. Arkadaşlar dilerseniz Ela Hanım'ın yanında benim şekerimi böyle aniden yükseltecek işlere girmesek. Ben tahlil sonuçlarınızı inceledim, öyle şekerinizde abartılacak bir durum yok. Ay. Sizin de profilinizi inceledim. Bence bu şeker durumunu siz biraz ilgi çekmek için kullanıyorsunuz gibime geliyor. Bence bunu odamda konuşsak size gereken tıbbi bütün tahlilleri gösterebilirim. Tabii. Şimdi arkadaşlar, yeni ve özel kurulmuş bir birim olduğumuz için yeni ve özel bazı uygulamalar yapmak da bizim birimimize yakışır. Ela Hanım Londra'da suçlular ve suç profilleri üzerine geniş araştırmalar yaptı. Ve kendisi tersine bir beyin göçüyle ülkemize geldi. Emniyet teşkilatımızda çalışmak istediğini söyledi. Buraya kadar yanlış ya da eksik bir şey söylemedim değil mi? Her şey tamam. Kendisi paraşütle Ankara'dan buraya birimimize yardımcı olsun diye gönderildi. Altını çizerek söylüyorum, özellikle Ankara'dan paraşütle gönderildi. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkürler. Çok iyi anlaşacağımızı düşünüyorum. Sizinle de öyle. Fakat ki eminim zaten biliyorsunuzdur. Onunla anlaşan ben pek anlaşamıyorum. Belli mi olur? Bakarsınız işler değişir. Sonuçta geldiğimde burada bir kanepede baş başa vermiş uyuyordunuz değil mi? Kolay gelsin. Buyurun. Ankara'dan. Ankara'dan. Ona göre. Boş işler boş. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.